MHP niye istiyor? MHP çünkü bunun Millet İttifakı nezdinde bir çatlak oluşturacağını biliyor. Niye? Çünkü İYİ Partililerin bir bütün halinde cepheden bu üç hususta çocuklara yönelik tecavüz, kadına yönelik şiddet ve anayasal anayasaya karşı işlenmiş suçlar noktasında getirilecek olan idam önerisine hayır hayır ya da evet demekte en azından tereddüt edeceğini biliyor. Çünkü paket şöyle gelecek. Siz sapıklara, teröristlere, bölücülerin idamını hayır mı diyorsunuz? Hı hı. Yani öyle yasa maddesi olarak gelmeyecek. Tecavüzcülere, sapıklara ve bölücülere idam gelecek. Siz karşı mı çıkıyorsunuz diye önlerine gelecek. Bu durumda ben bunu her iki tarafa da sordum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, partinin yönetim katından bir ve iki kişiyle görüştüğümde bunun amacının her ne kadar bu olmasa da Millet İttifakı nezdinde bir yansımasının olacağını kabul ettiler. Yani bu Devlet Bahçeli tarafından Meral Akşener'e çekilen ikinci ayar. İlki evine git söylemiydi. Evine dön. Evine dön. Evine dön söylemiydi. Meral Akşener bunu reddetti. Kapıyı kapattı. Fakat bu arada Meral Akşener hem Devlet Bahçeli'nin evine dön söylemiyle hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerli ve milli taltifiyle, ödüllendirmesiyle daha önce hiç faal olmadığı şehirlerde gezmeye başladı. Şimdi Meral Akşener'i tekrar bu teklifi reddettiğine göre tekrar Selahattin Demirtaş'la ya da HDP ile aynı yere yazmanın bir yolu bu. Meral Akşener partisini. Bu Meral Akşener tarafından İYİ Parti tarafından reddedilirse zaten HDP'nin ortağıydı olacak. Yok eğer oradaki tereddüt açığa çıkarsa bu durumda Millet İttifakı içerisinde çatlağa neden olacak. Çünkü CHP cepheden karşı. İYİ Parti buna... Sadece bu çatlak için mi diyorsun? Bence büyük ölçüde öyle. Bu siyasi bir hamle. Çünkü zaten mecliste bunu değiştirme imkanı yok. İYİ Parti evet dese de yok. Niye? Çünkü referanduma götürebilir ancak. Ha, evet. Bunun için anayasa değişikliği gerekir. Yani İYİ Parti'nin, ben İYİ Partililere sordum. İYİ Parti yönetim katından. Mesela çok daha ismini açıklamak istemiyorum. Çok daha merkezi bir yönetici. Bu bizim tabanımızda ve kitlemizde tereddütler yaratır. Gelgitler yaratır. Diyor ama 12 Eylül'de arkadaşlarının da idamını görmüş bir başka İYİ Partili. Eğer arkadaşlarımın idamını görmeseydim evet derdim. Gördüm mü hayır diyorum. Peki. Zaten Meral Akşener'in de idamı yoksulluğu açlığı örtmek için gündemleştirir demesi de aslında bu belayı def etmek istemesinde. Dolayısıyla Sayın Bahçeli şu an Millet İttifakı'nın ortasında bir idam bombasını bırakmış durumda. Hı hı. Buradan muradı Meral Akşener'e son kez uyarı. Yok eğer bu uyarıya da cevap vermeyeceklerse onları tekrar 2 ay önceki yerine iade. Yani bu zaten HDP'nin, CHP'nin ortağı diye peki tekrar tanımlamak istiyorum. Elfin Tataroğlu, idam onulmaz yaraları oluşturur mu? Sanık Bey, kim olursa yani, olsun. Türkiye'nin belki de siyasi tarihinin ve toplumsal dinamikleri açısından da en büyük nifak tohumu, en büyük travması idamlarıdır. Ve bu idamların da 3 bizden 3 onlardan diyerek adeta bir revanş unsuru olarak, yani hem Denizler'in idamı hem de Menderes'lerin idamı her iki tarafta onarılmaz yaralara yol açmıştır ve vicdanlar kanamıştır. Yani Denizler'in idamında da açıp tutanakları okusanız orada söz alan insanların, eski askerlerin yaptığı yorumları okusanız ne kadar büyük bir vicdan hesaplaşmasıyla baş başa kaldıklarını oradan da görebiliriz. Aynı şekilde Menderes'lerin idamı da Türk sağında aşılamayacak bir travma olarak, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üzerinde bir travma yaratmıştır. Hal böyleyken, yani Türkiye'de bir tane affedersiniz sapığın idamı aklımızda kalmadı ama Menderes'ler genç fidanların kaldı. Menderes'lerin idamı hep aklımızda. Yani bir kere bunu
Ben artık hani 21. yüzyıl içerisinde ilkel bir tutum olarak değerlendiriyorum. Ben hatta... Çünkü müebbet cezası var. Ağırlaştırılmış müebbet cezası var. Çok ağır hapis cezaları var. Evet. Sürekli aflar çıkararak bu hapis cezalarının caydırıcılığından vazgeçmek yerine, idamı düşünmek yerine pekala bu cezalar verildiyse bu cezalar uygulanmalı. Ağır cezalarla, hapis cezalarıyla sanıklar cezalandırılmalı size, diyorsunuz. Evet, bir şey daha söyleyeceğim. Ben Bahriye Çok'un hayatını yazarken Denizler'in idam kararının alındığı senato bölümünde Bahriye Çok da red oyu vermişti. O tutanakları incelerken, o günlere bakarken orada bir söz çok hoşuma gitti. Şu anda kimin söylediğini hatırlamıyorum. Bir tarihi büyük söyledi yani. O senatoda olanlar değil de sanıyorum bir İtalyan hukukçunun sözüydü. Hayattaki en büyük ceza, bir insana verilebilecek en büyük ceza, onu yaşamaktan, yani canını almak değildir, yaşamdan men etmektir. Yani uzun süre müebbet hapse mahkum etmektir. Zaten en ağırı budur diyor. Yani canını aldığınız vakit ağır bir ceza vermiş olmuyorsunuz diyor. Dolayısıyla ben de şöyle düşünüyorum. Gerçekten hani müebbet, ağırlaştırılmış hapis cezaları, ya bu imkanlar var. Bakın bu imkanların olduğu, yani İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var, öyle değil mi? İnsanlara en ufak bir şekilde rahatsız edildiğini beyan eden, şiddete uğradığını beyan eden, kadınların haklarını en üst seviyede savunan ve bunun yaptırımlarını sözleşmenin içinde maddelerle yer alan bir sözleşme var. Ya bu sözleşmeye karşı çıkıp da biz idamı getirip işte bu tecavüzcüleri ortadan kaldıracağız, şiddeti ortadan kaldıracağız. Var orada, ona niye karşı çıkılıyor o zaman? Yani zaten yasaları uygulamak başlı başına yeterli. Hem ağırlaştırılmış cezalar getirmek hem de uygulamak. Peki İsmail Saymaz'ın şeyine katılıyor musun? Meral yani Hanım'ı, Millet İttifakı'nı dağıtmak için yaptılar. Meral Hanım'ı bu konuda sıkıştırıyorlar. Onu ben de görüyorum. Neden? Çünkü hani sağ siyasetin perspektifi, işte Cemal Engiyurt da bağlandı ve idam konusunda MHP'li aynı şeyi düşündüğünü söyledi. Genelde sağ siyasetin perspektifi idamı destekleyen bir tutum içerisinde oluyor. Hele ki bunun içine PKK terörist falan da katıldı mı hemen böyle bir tutumun, böyle bir reaksiyonun gelişeceği öngörülüyor. Bu konuda Meral Hanım ayrıca kadınlara yönelik tecavüz, çocuklara yönelik tecavüz diye sorular Peki. sorarak ayrıca sıkıştırıyorlar. Ben de ona o noktada katılıyorum. Hem bir sıkıştırma ama daha çok katıldığım şey Gürkan Bey, Türkiye gündeminin ekonomiden uzaklaştırılması. Peki. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Tek gündem maddesi. Meral Hanım her konuda sıkıştırılıyor. Yani İsmail Küçükkaya'nın programında da sıkıştırılıyor. Selahattin öyle. Demirtaş'la sıkıştırılıyor. Ama Meral Hanım da yani çünkü şu Meral bir kadın Hanım olarak aslında anahtar. Bir kadın olarak ama ivme var. İvme de var. Hakkını da İYİ Parti büyüyor. Büyüyor. Hakkını da teslim etmek isterim Meral Hanım'ın. Hakikaten hani demir bilekli diyeceğim. Hani lady falan da demeyeceğim yani. Çok cesurca hareketler sergiliyor parti kuruluşundan bu yana. Bize siyasi tavrını eleştiririz. HDP'ye söylediği sözü eleştiririz. O ayrı konu ama sapasağlam duruyor. Barış, niye istiyorlar idamı? İdamı niye istiyorlar? Bir, tabii ki Türkiye'nin gerçek gündeminden uzaklaşmasını, ekonominin, işsizliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun, çalmanın, çırpmanın konuşulmasını istemiyorlar. Ama bir dakika, MHP mi istemiyor bunu? Evet, MHP istemiyor. Çünkü iktidar ortağı MHP. Yani çünkü MHP bunlar çok konuşulursa... Çok bu konularla ilgili mi sence? Efendim, tabii ki ilgili. Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, açlık arttıkça Cumhur İttifakı'nın oyları azalmaya başlıyor. İnsanlar kendi gerçekliğiyle karşı karşıya kaldığında doğal olarak yaşadıklarını sorgulamaya başlıyor. Ben neden işsizim diyor. Devlet Bey'in yönetimindeki MHP'nin daha çok Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla, daha çok Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili meselelerde kaygı ve endişe duyduğunu düşünüyoruz. Ama sonuçta Cumhur İttifakı'nı da ayakta tutabilmek için Gürkan, açlığı, yoksulluğu, işsizliği örtmek zorunda MHP. Çünkü bunlar konuşulursa Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor. Kategorik olarak bir kere hemen şunu söyleyeyim. Bir, idam devlet eliyle planlanmış bir cinayettir. Hiçbir şekilde savunulamaz, hiçbir şekilde meşru hale getirilemez. Tüm siyasetçiler de o bana ne der, bu bana ne der korkusunu, kaygısını bir kenara bırakıp idam bir cinayettir diyerek karşı çıkmalıdır. Çünkü eğer yasalarımızda idam olsaydı
Ergenekon ve Balyoz'daki paşalarımızın tamamı şu anda idam edilmiştir. Bakın, telafi edilemeyecek bir cezadır. Eğer o dönem idam cezası Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden çıkarılmamış olsaydı, bugün selam verdiğimiz, dostluk yaptığımız, düşüncelerini dinlediğimiz yurtsever subaylarımızın belki de üçte ikisi idam edilecekti.